Anadolu Gazetesi, gazete ihanete MHP freni başlığını kullanıyor. Erdoğan-Kılıçdaroğlu görüşmesi terör ve bölücülüğe çare bulmaktan çok ülkücü ve milliyetçi iradeyi yıkıma ortak etme arayışına dönüştü. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun girişimiyle yeniden sahne alan PKK taleplerinin karşılanması arayışları yine Milliyetçi Hareket Partisi'nin sağlam ve kararlı duruşuna takıldı. CHP lideri Kılıçdaroğlu, Başbakan Erdoğan görüşmesinde iki parti yıkım yolunda mutabakata varırken, Milliyetçi Hareket Partisi var oldukça sonuç almalarının imkansız olduğunu da peşinen kabul ettiler. MHP'yi de yıkıma ortak etme arayışlarına anında cevap geldi. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli yaptığı açıklamada, bilinmelidir ki Milliyetçi Hareket Partisi, PKK'nın hain tekliflerini allayıp pullayıp kabul ettirmeye çalışan hiç kimseye boyun eğmeyecek, iradeli ve omurgalı tavrından ödün vermeyecektir. Bu durum ışığında partimizin sözde Kürt sorunu dahilinde CHP ile görüşmesi, bin yıllık kardeşliği sorun olarak gören sinsi tertip ve önerileri müzakere etmesi asla söz konusu olmayacaktır dedi. Sabah gazetesi, gazete Devlet Bahçeli geliyor başlığını kullanmış. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli bu hafta sonunu Antalya'da geçirecek. Cumartesi günü karayoluyla Seri'ye gelecek olan MHP lideri Bahçeli, saat 14'te Kepezüstü mevkiinde MHP Antalya İl Teşkilatı tarafından karşılanacak. Serik Belediyesi'ni ziyaret edecek olan Bahçeli, Atatürk Kültür Merkezi ve Belediye Hizmet Binası temel atma törenine katılacak. Sözcü gazetesi, gazete Ey Erdoğan, Ey Kılıçdaroğlu başlığıyla iktidar partisi ve CHP'nin görüşmelerine ilişkin tespitlerde bulunuyor ve Başbakan Erdoğan'la CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun teröre çözüm bulma toplantısından ne çıktı hiçbir şey diyor. Toplantı sonrası yapılan iyimser açıklamalara bakmayın siz. Terör açılım yapmakla ya da komisyonlar kurmakla önlenemez. Bu tür toplantılar hiç yoktan iyidir derseniz ona söyleyeceğimiz bir söz yok. Başbakan Erdoğan ve CHP lideri Kılıçdaroğlu terörün temel nedenini bilmiyormuş gibi havanda su dövüyor. Akıntıya karşı kürek çekiyorlar. Durum bunu gösteriyor. Ey Erdoğan, ey Kılıçdaroğlu. PKK'lılar ve onları mecliste destekleyen BDP'liler açık açık söylüyor. Bize özerklik bile yetmez. Biz tam bağımsızlık istiyoruz. Biz özgür bir Kürdistan devleti kurmak için vuruşuyoruz diye bağırıyor, naralar atıyorlar. Siz hala Kürt açılımından, kültürel haklardan, komisyonlardan filan bahsediyorsunuz. Türk Kürt demeden, hiçbir ayrım gözetmeden tüm vatandaşlara siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel hakları elbette ki verilmelidir. Bu konuda büyük adımlar atıldı ama sonuç ne? Eğer sorun bu olsaydı terör çoktan biterdi. PKK ve onun siyasi uzantısı BDP, biz bağımsız Kürdistan kurmak istiyoruz diyor. Ülkeyi bölmek istiyorlar. İşte gerçek sorun bu. Şunu bilin ki bu millet bölünmeye asla izin vermez. Terör konusundaki en gerçekçi yaklaşım Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamalarıdır. Devlet Bahçeli, bu liderlerin politikaları yıkım projeleridir. Terör müzakereyle değil, mücadeleyle önlenir. Biz bu ülkeyi böldürmeyeceğiz. Teröristlerin anladığı tek dil silahlı mücadeledir. PKK tamamen yok edilmedikçe terör bitmez diyor. Haksız mı diye soruyor gazete. Orta Doğu gazetesi, CHP'nin çıkış noktası yanlış. Bu sözler Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Reşat Doğru'ya ait. Reşat Doğru, CHP'nin Kürt sorununa ilişkin çözüm önerisi konusunda CHP'nin çıkış noktası yanlış. Kürt sorunu olduğunu kabul etmiyoruz. Ülkede terör ve bölücülük sorunu var dedi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Doğru, 2000'li yılların başında terörün belinin kırıldığını ve örgütün eylem açısından durma noktasına geldiğini ifade etti. Alınan mesafenin kaybedildiğini ifade eden Doğru, parlamentoda düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi. İktidara geldiğinde neredeyse sıfır terörle ülkeyi devralan AKP hükümeti, geldiğimiz şu günlerde teröre zirve yaptırmıştır. Ülkemizdeki terörün ana nedeni AKP hükümetinin başarısızlığı ve yanlış uygulamalarıdır. Bu yanlışları kapatmak adına açılım fiyaskosuyla daha da büyük bir yanlışa saplanmıştır. Terör artık belli bir bölgeden çıkmış, bütün yurt sathına yayılmıştır. Terörle mücadelede teröristi merkeze alan mücadele anlayışı yerine topyekün mücadele anlayışı tesis edilmelidir.
Terörle mücadele milli bir politika olarak ele alınmalıdır. Terörle müzakere değil, mücadele edilmelidir. Tavizler verilerek hiçbir sonuca bu zamana kadar ulaşılamamıştır. Bundan sonra da ulaşılamayacaktır. Doğru, gazetecilerin CHP'nin Kürt sorununa ilişkin çözüm önerilerine yönelik sorularını yanıtlarken çıkış noktası yanlış. Biz ülkede bir Kürt sorunu olduğunu kabul etmiyoruz. Ülkede terör ve bölücülük sorunu vardır, dedi. Milli Gazete. Gazete, MHP, CHP'nin Kürt sorunu tanımını reddetti, diyor. Ülkede terör ve bölücülük sorunu var, başlığını kullanıyor. MHP Genel Başkan Yardımcısı Reşat Doğru, CHP'nin Kürt sorununa ilişkin çözüm önerisi konusunda CHP'nin çıkış noktası yanlış. Kürt sorunu olduğunu kabul etmiyoruz. Ülkede terör ve bölücülük sorunu var, dedi. Akşam Gazetesi, İmralı'ya, Oslo'ya birlikte gitsinler başlığını kullanmış. Milliyetçi Hareket Partisi Başbakan Tayyip Erdoğan'la CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun önceki günkü görüşmesini ikinci PKK açılımı projesi olarak nitelendirdi. Grup Başkan Vekili Oktay Vural, Başbakan belki İmralı'yı da Kılıçdaroğlu'yla beraber ziyaret eder, Oslo'daki görüşmelere birlikte katılırlar, diye yanıtladı. Milliyet Gazetesi. Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekili Oktay Vural'ın sözlerini başlığını taşıyor ve zaten partili bir cumhurbaşkanı var, diyor. Haber şöyle devam etmiş. Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekili Oktay Vural, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın partili cumhurbaşkanı olmalı çıkışıyla ilgili olarak herhalde Abdullah Gül'ü kastediyor. Zaten partili cumhurbaşkanı var. Önce başkanlık sistemi, sonra yarı başkanlık, dediler. Mevcut sistemde var. O zaman atamalı başbakan olsun, dediler. Şimdi partili cumhurbaşkanı diyorlar, dedi. Vural, dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlediği basın toplantısında şunları kaydetti. Amaç, çöküş dönemine giren AKP'yi bir güç vasıtasıyla beraber birlikte tutma arayışıdır. Bunun amacı, Türkiye'nin sorununu çözmek değil, baskılayıcı güçle çatırdayan AKP'yi bir arada tutma gayretidir. Partili cumhurbaşkanı mı olurmuş ya? Nasıl devletin ve milletin birliğini temsil edecek? Başbakan, emekli olacağım, bana bir yer hazırlayın. Adı da Gül'den farklı olsun, onu pek sevmem zaten, diyor. Güneş Gazetesi, MHP kapıları kapattı başlığını kullanıyor. CHP'nin önerisine ikinci PKK açılımı diyen Vural, görüşecek bir şey yok, diyerek kapıları kapattı. Milliyet Gazetesi, MHP Grup Başkan Vekili Vural, ha Ali Veli, ha Veli Ali başlığını kullanıyor. Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekili Oktay Vural, Erdoğan'la Kılıçdaroğlu'nun terör ve Kürt sorunu konulu görüşmesini ikinci PKK açılımı projesi olarak nitelendirirken, CHP liderinin MHP'ye yaptığı isimler şart değil, değişebilir. İsmi siz koyun, biz kabul ederiz önerisine de karşı çıktı. Vural, teröre can suyu vermek için hazırlanan hiçbir projenin içinde yer almayız. CHP, AKP değil, yedi düveli gelse MHP, Türkiye'de Kürt meselesi olmadığını ifade etmeye kararlı. İsmin değişmesi bizi bu plana alet edemez. Kürt sorunu demeseler de bizim görüşecek bir şeyimiz yok. Ha Ali Veli, ha Veli Ali. Adamın niyeti bu. Nasıl AKP açılımına hayır diyorsak, bugün de ikinci CHP, AKP, BDP açılımına hayır diyeceğiz, dedi. Orta Doğu Gazetesi, Milliyetçi Hareket Partisi CHP ile görüşecek bir şeyimiz yok başlığını kullanıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Tayyip Erdoğan'la yaptığı terör zirvesi sonrasında MHP'ye de çağrıda bulundu, ancak MHP kapıları tamamen kapattı. MHP Grup Başkan Vekili Oktay Vural, Kürt sorunu demeseler de CHP ile görüşecek bir şeyimiz yok açıklamasını yaptı. İsmin değişmesi bizi bu plana alet edemez diyen Vural, hiçbir şekilde randevuya açık olmadıklarını ifade etti. Vatan Gazetesi, MHP'nin sert söylemi değişmedi değerlendirmesinde bulunuyor ve ikinci PKK açılımına hayır diyoruz başlığını kullanıyor. Vural, Başbakan Erdoğan'la Kılıçdaroğlu'nun görüşmesini ikinci PKK açılımı projesi olarak nitelendirerek ikinci PKK açılımına hayır diyoruz. Teröre can suyu vermek için hazırlanan hiçbir projenin içinde yer almayız. CHP, AKP değil, yedi düveli gelse Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye'de Kürt meselesi olmadığını ifade etmeye kararlı, dedi.
Orta Doğu Gazetesi. Gazete, Milliyetçi Hareket Partisi Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin sözlerini başlığına taşıyor, Öcalan'ın yol haritasıyla olmaz. MHP Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri, CHP'nin Kürt sorununun çözümü konusunda 10 maddelik paketi AK Parti'ye sunmasını NTV canlı yayınında değerlendirdi. Yeniçeri, CHP'nin AKP'ye gitmeden önce diğer partilerle temas kurması gerektiğini söyledi. Akil Adamlar Komisyonu önerisinin Abdullah Öcalan'ın belirlediği yol haritasıyla örtüştüğünü savunan Yeniçeri şunları söyledi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu teşebbüsten bir sonuç almak istiyorsa görüşmeye gitmeden önce MHP ve diğer partilerle temas kurması gerekiyordu. Böyle yapmadı. Bir gün aniden Kürt sorunu konusunda görüşeceğini ifade etti. Bu çerçevede diğer partilerin de ziyaret edileceğini ifade etti. Bu doğru bir yaklaşım tarzı değil. Bu konuya bakış açımız çok net. Biz asla Güneydoğu'da meydana gelen sosyal ekonomik sorunların Kürt sorununa tekabül etmediğini düşünüyoruz. Böyle bir komisyonda yerimizin olamayacağını ifade ettik. Kürt sorunu derseniz arkasından Arnavut sorunu, Alevi sorunu, Laz sorunu da gündeme gelir ve tartışılır. Bunun anlamı Türkiye'yi atomize etmektir. Bu bağlamda bir sorun tartışması, Türkiye'nin anayasal ve yapısal düzenini tartışmaya açmanız anlamına gelir. Akil Adamlar Komisyonu kurulsun. Bu komisyonu AKP zaten yaptı. Görüşünü ifade etmeyen kimse kalmadı. Milletvekillerinin eşit sayıda temsilini esas alan yaklaşım tarzı, Öcalan'ın ve Kandil'in ifade ettiği yol haritasıyla yakından alakalı. Öcalan'ın belirlediği yol haritasıyla herhangi bir konuyu konuşmak durumunda değiliz. Orta Doğu Gazetesi, MHP'li Akçay, İzmir için birlik olalım. İzmir Expo alanı hakkında kanun tasarısı üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda konuşan MHP Manisa Milletvekili Erkan Akçay, dünyanın en eski ve en büyük uluslararası etkinliklerinden biri olan Expo organizasyonu 5 yılda bir düzenlenmekte ve organizasyon 6 ay sürmektedir. 160 yıldır düzenlenen Expo organizasyonları yapıldığı kentleri marka haline getirmiş ve kentleri köklü bir şekilde dönüştürmüştür. Bu organizasyonun İzmir'de yapılması, İzmir'in dolayısıyla da ülkemizin imajına çok olumlu bir katkı yapacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi, İzmir'in 2020 Expo'yu almasına yönelik her türlü çabayı desteklemektedir, dedi. Yeni Çağ Gazetesi. Gazete, Başbakan Türk düşmanıdır başlığını kullanıyor, MHP'li Erkan Akçay'ın sözlerine yer veriyor. Erkan Akçay, Başbakan Erdoğan, Türk milletinin milli varlığıyla oynamaktan vazgeçsin. Bu tutumu Türkiye'nin gelecek 100 yılını kaos içerisine atmaktır, dedi.